şehrin en önemli dinamiklerinden bir tanesidir. Odacılık bütün iş kollarında, meslek kollarında, mesleklerle ilgili odaların ülkenin gelişmesi için çok önemli. Belediye başkanımızın bir farkı var. Biz yaklaşık 3 tane, yanılmıyorsam, birlikte çalıştık. Onun için ticaret odası kendisinin evi sayılır. Kendisini onurla misafir ediyoruz. Her partiye eşit olarak davranırız, eşit olarak görürüz. Sayın Belediye Başkanımız bizi ziyaret eden ve aday olarak bizi ziyaret eden ilk siyasi parti adayı ve Ayvalık'ın belediye başkanıdır. Bunun için kendisine ticaret odası meclis başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bizim 2 dönem yönetim kurulu başkanımız olarak görev yapmıştı. Burası kendisinin evi sayılır. Birlikte çalıştığımız dönemde burada Suat Akın Bey, Mehmet Sıray Bey ve ben vardım. Tabii ki ticaret odası başkanlığı döneminde sadece ticaret odasına değil Ayvalık'ın değişik hizmet birimlerine büyük hizmetlerde bulunmuş. Çok büyük katkılar sağlamış. Ayvalık'ın gerek Türkiye'de gerek de yurt dışında tanınmasında büyük rol almıştır. Burası dediğimiz gibi benim, arkadaşların da bana lütfettiği gibi benim yuvam. Çünkü ben 10 yıla yakın, 9,5 sene burada görev aldım başkanlık olarak. Ondan önce de yaklaşık bir 6 senede meclis üyeliğim vardı. Eğer bu odalar, bu meslek gruplarının sıkıntılarını iktidardaki partilere iletip sonuç alamazlarsa Türkiye'de sıkıntılar ve burası benim yuvam. O yüzden de ben de buraya geldim. Beni böyle sıcak karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii burada Ayvalık'la ilgili çok önemli kararlar alınıyor ve alınmaya da devam edecektir. Biz Ayvalık'ta ticaret odasında gerçekten güzel bir dönem geçirdik. Ayrı bir siyasi düşüncesi olmasına rağmen. Aramızdan çeşitli partilerden belediye başkan adayları, meclis üyeleri adayları çıkmasına rağmen burada çok güzel bir ayetle çalıştık. Eğer bir kurumu tamamen siyasallaştırırsak o kurumun verimliliği azalır, inandırıcılığı azalır. Ben bu yönetime, bu meclise de teşekkür ediyorum. Ayvalık'ın sorunlarına dokunduklarını görüyoruz. Onlara çare olduklarını görüyoruz. Ben buraya bir nezaket ziyaretinde olmaya geldim. Tekrar 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile yaptığı Millet İttifakı'nın Ayvalık'taki adayıyım. Daha sonra burada da 9,5 sene, yaklaşık 17-18 sene, 20 senemi sosyal hayatta yaşadım. 5 senede belediye başkanlığı yaptım. Diyorum ki hangi meslek konusunda olursanız olun, hangi işte olursanız olun, duyarlı vatandaş olmanız için sosyal örgütlere, odalara girmeniz lazım. Önümüzdeki dönem tekrar belediye başkanı olursam, buradaki ticaret odamızın yönetimi, meclis üyelerimizle beraber, onlarla her zaman ortak proje yapmaya, beraber Ayvalık'a yön vermeye hazırım. Bu 5 yılda yaşadıklarımın çok daha üstünde Ayvalık'a hizmet edeceğimi size taahhüt ederim. Zor dönem yaşadık ama birçok şeyin üstesinden geldik. Bundan sonra bu dönemimi daha bilinçli, daha doğru yöneteceğimi Ayvalık'ı biliyorum. Her işin bir mesleğin, bir okulu, bir standartı vardır. Belediye başkanlığının yok arkadaşlar. Belediye başkanlığı başka bir kategoride. Siyasetin içinde de başka bir kategoride. Milletin annesi oluyorsun, babası oluyorsun, abisi oluyorsun, kardeşi oluyorsun. Yani her şeye ulaşacak yeteneğin olması lazım. Şimdi bu bahsettiğiniz projeler yüksek meblağlar gerektiren projeler. Daha önce açıklamalarınızda büyükşehir bir sürü imkanlarımızı elimizden aldı, hareket edemiyoruz diye açıklamalarınız var. Peki bu yapacağınız projeler için bir ekonomik güç sağlayabilecek misiniz? Nereden temin edeceksiniz? Açıklar mısınız? Tabii ki yani bütçesi olmayan bir şeyi yapmamız mümkün değil. Benim bütün sunacağım 21 tane proje var. Hepsi ayağa yere basan projeler. Hepsinin kaynağı bulunabilecek veya Ayvalık Belediyesi'nin karşılayabileceği projeler. O yüzden ondan bir sıkıntınız olmasın. Onların hepsini karşılayacak Ayvalık Belediyesi'nin gücü var. Sayın Başkanım, ben de bir soru sormak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ben burada meclis üyesi olarak bulunuyorum ilk başta. İnşaat komitesinden seçildim. Ayvalık'ın ekonomisi ben sac ayağı gibi görüyorum. Turizm, zeytincilik ve inşaat yapımı bayağı bir durmuş durumda. Siz de belediye olarak onun farkındasınızdır mutlaka. Ruhsatları çok azaldı. Şimdi bu konuyla ilgili biz ticaret odası olarak özellikle benim komite meclis üyesi olarak
değerli arkadaşlarım bana belediye başkanımıza sormamı söylediler. Ayvalık'ta kentsel dönüşüm hamlesine biz çok önem veriyoruz. Daha üzerinde evler bölgesi var. Ben üniversiteden yeni mezun olduğumda ilk geldiğim yıllarda inşaatlar orada %60'ı 70'i tamamlanmıştı. Ve çok kötü malzemelerle inşaatlar yapıldı. Sarımsak bölgesinde de aynı şekilde. Hızlı bir şekilde özellikle altını çizerek söylemek istiyorum ki buralarda, bu bölgelerde kentsel yenilemenin hızla başlatılması gerekiyor. Planlarda bu konu görüşülüyor. Armutçuk çevresi de biliyorsunuz 4 kat müsaadesi var. 3 kat pardon. 3 kat. Şeyde Sarımsaklı'da 4 kat var. Sarımsaklı'da 5 kata, Armutçuk'ta da 4 kata çıkarmakla ilgili bizim meclisimize de defalarca teklifler verdik. Bunları değerlendirdik. Şu anda çalışmalar bunun üzerine yapılıyor. Çünkü kendimiz orayı biraz daha yükseltilebilir mi? Çünkü ben dün gördüm, makine indirmişsiniz. İşte toprak sıyırıyordu. Market önünden doğru bir 50 evet. Santim toprak sıyırıyordu. En azından o şekilde biraz şöyle bir göbek yapılabilseydi biraz daha o şişmeyi engellerdik diye düşündüm. Şişme ben. Orada olmadı. Oldu hocam. Olmadı, hayır. Abi ben orada yaşadım. Şimdi bakalım bir dakika, senin şişme sesi konusunda. Bu yeni yapacağın sanat evet. Sesi konusunda. Şimdi biliyorsunuz biz 5 günlük planları Büyükşehir'de biz de bindik planları eş zamanlı yapıyoruz. Bununla ilgili 3. derece sit alanı olan, 1. derece sit alanı olan hastanenin arka taraflarında bir yerle ilgili size bir görüş sorduk. Onu şimdi plancılar görüş için verdiler. Onlar bu kavşakları güzelleştirme bağında şelale ve Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerini filan 3 kavşak var. Altına var. Ayvalık bir de şey, bunun petrolün evet. Orası. Şimdi orada o kavşaklar turizm konusunda özellikle altyapı ve çevre düzeni sürdürülebilir bir turizm olması açısından güçlü bir belediyeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü turizmle altyapı, yani paralel olarak altyapı ne kadar gelişirse turizm de o kadar gelişir, o kadar da uzun süreli olur. Biz şu anda Ayvalık'ta iç pazar ve dış pazar birlikte, yani yoğun dönemimiz şu an, yani iyimser demekle 90 günü geçmiyor. Bunu daha iyi bir, daha uzun bir döneme yaymak için nasıl projeler var acaba başkanımızın? Turizmi direkt bir belediye başkanına bağlamanız çok kolay değil. Ama ben size hazırım her türlü projeniz. Turizm Altyapı Birliğimiz var. Birliği kurmak kolay değil. Sayın Başkanımız da bildiğim başkanı. Çalıştay yaptık. Bu çalıştaylar neticesinde sonuçta bildirgelerini yayınladık. Bu sonuç bildirgelerini hem üyelerimize hem de ilgili birimlere ulaştırdık. ÖTÜKEB'in başkanı olarak kendilerinin inşallah seçilirlerse devam etmeleri. Fakat ricamız ÖTÜKEB'de en üst derecede temsil edilmez. Çok doğru, haklısınız bu konuda. Değerli arkadaşlar, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun tuttuk kendisini. Belki toplantıları vardır, bilemiyorum ama...